Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. YouTube'da canlı yayın açma serimizin 4. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlere OBS'deki sahnemizi nasıl oluştururuz, nasıl güzel bir sahne yaparız bunları anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle benim yayınlarda kullanmış olduğum şablona isterseniz biraz göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi benim şu an yayınlarda aktif olarak kullandığım şablon bu şekilde ve bu yayında bu yayında diyorum bu videoda sizlere böyle bir şablon nasıl oluşturabilirsiniz bunları göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar isterseniz bunları nasıl yaptığıma birazcık değineyim. Öncelikle burada bir tane webcam çerçevemiz var. Burada abone sayaçlarımız var, iki tane. Burada bir adet BinoGame logosu bulunuyor. Burada bağışlar var, bağışla alakalı şeyler. İşte bağış hedefimiz var. Gelen bağışlar burada çıkıyor ve abone olanlar da burada çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunları nasıl yaptım? İsterseniz hemen bakın görmüş olduğunuz gibi abone olan birisi olduğu zaman burada çıktı. Şimdi ben bunu nasıl yaptım? İsterseniz hemen birlikte bakalım. Şimdi boş sahnemize gelelim hemen. Kaynaklar kısmına geldiğimizde imlecimizle beraber sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Ekle kısmından görüntü diyoruz. Tamam diyoruz buraya. Göz at diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi benim live yani canlı yayın için koymuş olduğum görüntüler burada. Buradan arkadaşlar hangisini seçelim? Bir tane görüntümüzü seçelim. Mesela şunu seçelim şöyle. Ve görmüş olduğunuz gibi görüntümüz şu an buraya geldi. Şimdi bunun yanında tabii ki ekle olarak yine bir kameramızı ekleyebiliriz. Video yakalama aygıtı mıydı? Sanırım oydu. Video yakalama aygıtımıza tamam diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi benim kameram seçili olacak. Tamam diyorum. Şu an ben geldim. Evet, şöyle küçültelim birazcık. Abi kulaklığı nasıl takmışım? Bir de böyle gözüktüm falan. Neyse. şöyle gösterelim arkadaşlar. Şu an beni görüyorsunuz zaten. Ben bunu şimdilik kapatayım. Şöyle kameramızı büyütebiliriz. Yalnız bu neden böyle orantısız büyüyor? Evet. Böyle. Şu şekilde yaptık diyelim. Kapatalım görüntümüzü. Evet. Şu an webcam'imizi şu şekilde ayarladık. Bu kadarlık bir ekran alacak. Webcam'inizi çok fazla büyütmenizi önermem. Hani internetiniz iyiyse tabii ki büyütebilirsiniz ama internetiniz çok iyi değilse arkadaşlar webcam'inizi çok fazla büyütmenizi önermem. Daha sonrasında buna tabii ki çerçeve ekleyebilirsiniz. Daha sonra abone sayacı nasıl eklenir? Bunlardan bahsedeceğim. Ama onlar tabii ki ileriki bölümlerimizde olacak. Bu şekilde arkadaşlar video yakalama aygıtı olarak kameramızı eklemiş olduk. Peki bağış hedefi veya bağışları veya abone olanları nasıl ekranda gösteriyor diyecek olursanız hemen göz atalım isterseniz. İnternetimize geldik arkadaşlar. Burada Streamlabs sitesindeyiz. Streamlabs sitesi ne işe yarıyor? Hemen ondan birazcık bahsedeyim. Streamlabs bizim yayınlarda kullanmış olduğumuz araçları kolay bir şekilde OBS'imize bağdaştırıp kolay bir şekilde kullanmamızı sağlayan bir servis diyelim. Şimdi Streamlabs'e ilk giriş yaptığınızda buradan giriş yapmanız vesaire istenecek. Oradan giriş yapacaksınız. Daha sonra hemen buradan Widgets kısmından Alert Box'a geleceksiniz. Daha sonra arkadaşlar Alert Box nedir? Bizim abone olanların veya bağış yapanların ismi ekranda çıkan aracımız. Şimdi Widget URL diyor. Bu URL'yi arkadaşlar OBS'ye geldikten sonra şu şekilde sağ tıklayıp CLR Browser'a geliyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar. Yani oradaki linki buraya yapıştırıyorsunuz ve artık çalışır hale geliyor. Hemen gelelim tekrar buraya. Şimdi arkadaşlar buradan aşağıya doğru inelim ve bakalım neler varmış. General Settings'te pek bir şey yok. Buraya bakmanıza gerek yok. Donations yani bağışlar. Bağışları buradan tüm ayarlamalarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Min amount to alert nedir? Yani kaç lira bağış geldiğinde ekranda şey çıksın, bildirim çıksın. Buradan sıfır yapabilirsiniz. Sıfır yaptığınızda zaten minimum 1 lira olduğunu biliyorum. Message template yani name, amount bunlar otomatik geliyor zaten. Name ismi, amount kaç lira bağışladığı. Daha sonra buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Ben bağışladı yazdım. Daha sonra bağış gelen text nasıl efektli olmalı? Buradan seçebiliyorsunuz. Aşağı geldiğimizde burada image var. Image de arkadaşlar bağış geldiğindeki çıkacak olan gifimiz. Ben böyle bir şey yaptım.
Onun dışında sound volume, yani arkada çalacak olan sesimizin volume, yani sesi ne kadar çıksın yani. Pek anlatamadım ama kusura bakmayın. Alert duration nedir? Bu 10 saniye durmasını ayarladım. Yani kaç saniye durmasını istiyorsanız eğer ekranda buradan ayarlayabilirsiniz. Ben 10 saniye yaptım. Save settings dediğiniz zaman bunların hepsini kayıt edecektir. Subscribers kısmına gelelim hemen. Bu da abone olduklarında çıkacak olan bildirim. Hemen aşağıya doğru gelelim. Mesaj template burada ismi olacak. Ve buraya geldim, yazdım ki hoş geldin amco. Mesela bu şekilde şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı bu şekilde efektinizi düzenleyebilirsiniz. Hemen aşağı geldiğimizde burada çıkacak olan GIF gözüküyor. Yine donations'la aynı şeyler. Burada yine save settings diyerek kaydedebilirsiniz. Daha sonra buradaki URL'yi arkadaşlar kopyalıyorsunuz ve buraya gelip burada yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Hemen sağ tıklayıp ekle diyoruz. Buradan CLR Browser tamam diyoruz. Ve URL kısmına yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi buraya geldi. Şöyle birazcık küçültelim. Ve isterseniz hemen test edelim arkadaşlar. Test etmek için buradaki test butonlarımızı kullanabiliriz. Test donation dediğimde görmüş olduğunuz gibi John 32 dolar bağışladı. Tabii ki bunlar örnek olarak gösteriliyor. Yani test amaçlı. Buradan test edebiliyorsunuz. Mesela aboneyi buradan test edebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde yapabiliyorsunuz yani arkadaşlar. Daha sonra burada goals var. Donation goal. Yani bu ne anlama geliyor? Mesela yeni bir şey alacaksınız diyelim. Bağışların nereye gittiğini göstermek adına böyle bir şey yapabilirsiniz. Yeni monitör için destek yazdım ben mesela. Yine aynı şekilde bunu da eklemek istiyorsanız buradaki URL'yi kopyalayıp buradan CLR Browser'dan ekleyebilirsiniz yani. Subscriber goal var. Günlük yayın abone hedefi vesaire. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Event list. Evet, bunu ben daha çok kullanıyorum arkadaşlar. Bu da mesela abone olanların veya bağış yapanların hemen burada ismi çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde mesela sadece bağışların çıkmasını istiyorsunuz diyelim. Bunu etkinleştirebilirsiniz. Bu şekilde olacak. Burada da yine URL'yi kopyalayıp CLR Browser'da ekliyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Çok da zor bir sistemi yok yani bu Streamlabs'in. Streamlabs var. Bunu pek indirmenize gerek yok şimdilik. Bu kadar. Yani çok da zor bir program, zor bir servis değil arkadaşlar. Gayet kolay. Bir sonraki bölümümüzde arkadaşlar bağış linki oluşturmayı ve bağışları nasıl Streamlabs ile bağlaştırabileceğinizi göstereceğim. Mesela şurada API Settings'te görmüş olduğunuz gibi BNG Pay, yani Bino Game'den gelen bağışlarınız Streamlabs'te nasıl gözükür, bunu bir sonraki videomuzda göstereceğim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.